Günce. Günce geliyor, bakalım neler olmuş. Sizin isminiz nedir? Günce. Bir de Türkçe bir şarkı söyler misiniz bize? Sonradan kor, sonradan kor, ayrılıklar. Siz enstrümanınız elinizdeyken harikalar yaratıyordunuz. Ama başka bir icranın hükmüne girdiğiniz anda birdenbire dağıldınız ve son derece detone sesler bastınız. Ben bulup bu ucumu alırım şimdi. Ha, yok, ağlama. Çok güzeldi. Günce Candan Erçetin'in Sensizlik parçası. Tebrikler Günce. Tebrikler Zeynep. Teşekkür ederim. Bakalım jürimiz ne düşünüyor? Johan. Again me to start. Yes. I'm still speechless, so how can I talk? Really? Hala no. Kelimeler bulamıyorum diyor. Konuşamıyorum diyor yani. I'll try to keep it simple. Already from the first day she impressed me. She keeps on going. There is still a lot of work, maybe for the performance. But this girl, she can go global. She has the look, she has the right pop voice, she has the right color, she can sing whatever she wants. I heard her singing a lot of things. It was always the right feeling, right attitude. Günce, seni seviyorum. Wow. I love you too. Günce, seni seviyorum dedi. Yani bayağı bir şey var burada. Evet, hadi sen, bence ne diyorsun? De. Yoksa siz... Daha önceden tanışmıyorduk. Şaka şaka. Diyor ki yani dünya çapında olabilecek bir potansiyel görüyorum. Tabii ki daha eğitime ihtiyacı var, uğraşılması gereken çok nokta var. Ama ben çok beğeniyorum baştan itibaren. Kendisine diyor. Çok teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you. Bülent Hanım. Ben beğendim. Seçimlerde gitar çalıyordu. Evet. Hanımefendi. Efendim gitara yaslanarak orada fevkaladenin fevkinde bir performans sergiliyordu. Ama yalnız solo icrada efendim herhangi bir enstrümandan destek almadığı zaman o büyüklüğü, o ihtişamı bulamamıştım. Hı hı. Ve kendilerini de ikaz etmiştim dilimin döndüğünce, kelime haznemin el verdiğince. Fakat burada o bir haftalık zaman diliminde fevkaladenin fevkinde hazırlanmış söylenecek tek söz ancak tebrik ve takdirlerdir. Çok teşekkür ederim. Ayrıca beni ikaz ettiniz. Ben orada balık burcu falan demişim, ağlamışım falan. Acayip gerçekten hassas bir insanım. Ama böyle bir şey demek ki ihtiyacım varmış. Sizin söylediğiniz kelimelerden sonra hırs yapıp emin olun sizin sözlerinizin şu anki performansımda çok fazla etkisi var. Teveccüh kesinlikle buyuruyorsunuz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Buyuruyorsunuz ama sizin nüvenizde de zaten o artılar varmış efendim. Çok teşekkür ederim. Ben şunu da söylemek istiyorum. Hayır. Ben 9 yıldır sahnedeyim. 9 yıldır gitar çalarak sahnedeyim. Hep oturuyorum ya da ayakta gitar çalıyorum. Şimdiye kadar 9 yıldır ilk defa sadece bir elimde mikrofon, diğer elimde hiçbir şey yok. Diğer elimi daha çok kullanabilirdim aslında ama bu ayakkabılarla yürüyemedim. Gerçekten ayakkabılar şık, güzel ama yürüyemedim. Yürürsem düşecektim. Kesinlikle küçük, düşecektim. Küçük. Biraz. Ayakkabılar küçük. Biraz. Bütün beş parmağı sarkmış önden. Hayır, o küçüklüğünden değil. Bakarsınız ayakkabının küçüklüğü, ayakkabılar topuğundan anlaşılır. Ayakkabılar tam ayağınıza ayakkabı göre. Tam, evet. Ayakkabı tam sadece moda ya. Hani evet, uçları evet. O ayak kendine öne verir. Bir de benim parmaklarım verir. Annem bilir, kendisi şu an izliyordur. Parmaklarım küçüklüğünden beri, abim de öyledir. Çok öne gider bizim parmaklarımız. Bir şey söyleyeceğim. Öyledir. Jüri konuşmasın diye mi sen bu kadar çok konuşuyorsun? Hayır, şimdiye kadar hep jüri konuştu. Arkadaşlarımız fazla konuşamadı. Ben de bu sefer ben de birazcık konuşmak istedim. Evet. Ya. Ne diyorsunuz Armağan hani Bey? Hani yani
Sahneye geldiğinden beri susmadın. Yuhan konuştu, sen konuştun. Bülent Hanım konuştu, sen konuştun. Yuhan'a sadece I love you too dedim ve thank you dedim. Hayır, ben başka tabii ki konuşacağım. Söylemedim. Ben söz sahibiyim. Ben sana bir şey demedim buraya, zaten. Hayır, bana zaten buraya bir şeyler konuşayım diye beni buraya oturtturmuşlar. Yok, tuzluk karabiberlik diye oturtturmadılar beni. Ben tabii konuşacağım. Bana fikirlerimi soruyorlar. Ben de ifade buyurmaya çalışıyorum. Buyurun siz de saat halinizde sıra. Ben buyurun, bir şey demedim fikrinizi zaten. Fikrinizi yürütünüz efendim. Buyurunuz. Peki. Size konuşma fırsatı tanımayacağım. Sizin hakkınızda hiçbir fikrim yok. Ben sizi çok seviyorum ama. Armağan Bey yorumunu yaptı. Yıldız Hanım. Sahnede çok güzel duruyor. Çok da güzel söylüyor. Çok teşekkür ederim. Söyleyecek pek fazla bir şey yok. Çok İyidir güzel diyorsunuz. Her şey. Tamam. Evet. Yani ikimiz de şunu söylüyoruz. Bizi oynayarak oy kazanamayacaksın. Kesinlikle. Bülent tamam. Hanım söylemişti, burası mühim demişti. Ben de onun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca gitar çalıyorum, violonsel çalıyorum, yeteneklerim var. Kesinlikle hiç kimseye oynamam. Bak hala aynı şey yapıyorsun. Hala aynı şey yapıyorsun. Belki Özgür de zurna çalıyordur ama. Hala aynı şey yapıyorsun. Burcunu da söyle, balık burcuyum, çok ağlarım ben de. Hayır ağlamıştım da o yüzden balık burcuyum hastasım o yüzden yani sizinle hala aynı şey yapıyorsun. Hala aynı şey ama yapıyorsun. Ama siz bizim kendimizi savunmamıza izin vermeyeceksiniz. O zaman bundan sonra ben sadece teşekkür etmekle yetineceğim. Hayır beyefendiye sorar mısınız? Programın başlarında popstar olacak kişiliği oturmuş, hakkını savunabilecek nitelikte kişi olmalıdır dememiş miydi acaba? Demişti. Bu ayakkabıları size giydirdilerse, hakkınızı savunsaydınız, çocuk mezarı gibi ayakkabıyı giymeseydiniz, yok o elbiseyi bilmem perde gibi elbiseyi giymeseydiniz dedi. Şimdi hakkını savunan var, buyurun işte al. Çok teşekkür ederim. Tam popstar işte. Hakkını savunanla ona... Terbiye kurallarını çiğnemiyor, dikkatinizi çeker. Müsaade eder misiniz Bülent Hanım? Estağfurullah, buyurunuz efendim. Eğer müsaade ederseniz ben de konuşayım. Buyurun, estağfurullah. Buyurun. Müsaade etmeyeceksiniz, kalkıp gideyim. Hayır efendim, estağfurullah, buyurun. Dinliyorum ben sizi. Şunu söylüyorum. Hak savunmak başka bir şey, gardını almak başka bir şey. Arada dağ var. Ne yapacaktı? Sizin her dediğinize eğer kendisine ters düşüyorsa niye evet desin? Ben bir şey demedim ki. Siz bir şey demediniz ki, Yuhan bir şey demedi ki. Eğer bir şey deseydik, cevap verseydi. Gardını almak başka bir şey, zekice cevap vermek çok başka bir şey, reklam yapmak bambaşka bir şey. Şimdi bu kızcağız neyin reklamını yapabilir onu anlayamadım. Bunlar o çok... anlayan anladı, o reklamını yaptı. Neyin teşekkür reklamını yaptı? Başka hangi enstrümanları çalıyorsunuz? Ya öyle bir şey ya. Beni ama eğer ki bir konservatuvar bitirmişse. Gerçekten Bülent tanısanız Hanım, müsaade ederseniz ben Günce Hanım'a sordum. Size sormadım. Hayır siz bana siz sormadan da ben konuşurum isterseniz. Hayır şimdi konuşuyorum. Konuşuyorum. Hayır. Konservatuvar bitirmişsiniz. Müzik eğitim çok, fakültesi öğretmenlik bitirmişsiniz. Evet, ayrıyeten iki tane de enstrüman çalıyorsunuz. Bu son derece sizin... müzikal durumunuzu simgeleyen bir tarzdır. Bunu gayet doğal söyleyebilirsiniz tabii ki. Yani eğer ki yeri gelseydi söylerdi, yeri yok. Hayır, burası yeri değil. Yeri geldi. Neden yeri geldi? Çünkü dediniz ki siz halka oynuyorsunuz, reklam yapıyorsunuz. Ben evet, de burası demişti Bülent ben Hanım sizin demişti. O söylediğiniz üstüne reklam yapıyorsunuz dedim. Hayır, nasıl asla, yeriydi? Asla, kayıtları çıkartırız. Kesinlikle öyle değil. Semra Hanım gibi hayır, konuştunuz. Çok yazık. Kesinlikle. Kesinlikle öyle çok bir şey demedim. Yani. Çok hiç yazık. Ben reklam yapacak bir insan değilim. Beni gerçekten tanıyan insanlar tanıyor. Siz de bir tanıma fırsatı verseydiniz bana zaten tanımış olacaktınız ama direkt böyle benimle siz buraya gardınızı alıp geldiniz. Tartışmayla başladınız yani benimle. Siz buraya gardınızı alıp ben geldiniz. Ben sizi seviyorum diyorum. Siz bana yükleniyorsunuz. Size şunu öğretmişler. Jüriye oyna, oy alırsın. Şimdi oyna. Kim söyle, kim öğretebilir bana öğretmişler böyle bir şey? Size. Jüriye oynayın, oy alırsınız. Teşekkür asla. Ederiz Günce Hanım. Asla. Ben şarkımı söyleyip gidiyordum sadece. Peki, Günce. Hiç öyle gözükmüyor buradan. Peki. Ben Günce'nin bir aday numarasını hatırlatayım. 107. Eğer Günce'ye oy vermek istiyorsanız 107 yazıyorsunuz. Cep telefonlarınıza başka bir yorum yoksa Günce'yi de teşekkürlerle içeriye canım. Alıyoruz. Teşekkürler.